Günaydınlar efendim. Söylemezsem olmaz. Başladı ekran başına. Hoş geldiniz. Günaydın Bilal Özcan. Günaydın. Selen Günaydın Görüş. Arkadaşlar. Günaydın bugün, arkadaşlar. Bugün, günaydın izleyicilerimize. Bugün Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in peygamberimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olarak kabul ediliyor Müslümanlar tarafından. Kandiliniz mübarek olsun efendim. Hayırlı kandiller diliyorum tüm Müslüman alemine, tüm bizi izleyenlere. Evet. Geçtiğimiz yıl tam da bugündü. 6 Şubat depreminin üzerinden tam bir yılı geçti ama depremin acısı hala dinmedi. Yaklaşık 10 ilimizde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketi deprem gerçeğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanmaraş merkezi depremler resmi rakamlara göre 53.537 kişinin hayatını aldı. Tarih 6 Şubat, üzerinden bir yıl geçti ancak acıları geçmedi. ...2023 yılının Şubat ayında Türkiye topraklarında eşi benzerine rastlanmayan bir felaket yaşandı. Baba hadi acele et baba! Buradan da ses geliyor! 6 Şubat gecesi 4.17'de 9 saat arayla meydana gelen merkez üsleri sırasıyla Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Her yerden insan sesleri geliyor. Şiddet ölçeğine göre depremlerin şiddetleri bu değerlendirmenin en yükseği olan afetsel olarak nitelendirildi. Yani küçük bir yorum katacak olursak kimse böylesini beklemiyordu. Aa, bina çökmüş muhte ya. Afşar otel çökmüş. Evet, burası da Payas Kültür Mahallesi. Yaklaşık 53 bin insan hayatını kaybetti. Toplamda ise 122 binden fazla insan ağır bir şekilde yaralandı. Ancak Kahramanmaraş ve çevre illeri için kötü günler daha geçmemiş, artçı depremler yaşanmaya devam ediyordu. Bu artçı depremler 2 veya 3 şiddetinde değildi. Kahramanmaraş depreminden önce olsa normal bir deprem gözüyle bakacağımız ve halkta panik yaratacak cinstendi. Enkaz altındayız. Biz en geç bir saate inşallah çadırsın. Tamam. Allah abi, Allah razı olsun. Kayadan geldik, değerli dedimiz yanımızda. Bak teyze, ben buradayım, sen hiç merak etme, tamam mı? Gördün mü beni, bak. Tamam tamam, sakin ol, seni alacağız, tamam, bekle orada. Büyüklükleri 6.7 şiddetine kadar varan 45 binden fazla artçı deprem meydana geldi. Hayatta kalanlar ve evleri hala ayakta olanlar evlerine giremedi. Günlerce, belki haftalarca çadırlarında kaldı. Depremin ardından yıkım sadece fiziksel değildi. İnsanların psikolojileri alt üst oldu. Bu onların verdiği en büyük sınavdı. Ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Felakete maruz kalmayanların da rolü bu konuda çok büyüktü. Deprem bölgelerine maddi ve belki de daha önemli olan manevi yardımların yapılması gerekiyordu. Onlar yalnız değil,
Onlar sahipsiz değil, onlar kimseye muhtaç değildi. Acınılacak bir tarafları yoktu belki fakat küçük bir yardım bile yüzlerinde güller açtırabiliyordu. Allah'ım yardım et Allah'ım! Allah'ım alemin cinsi! Devletimiz ve milletimiz birçok yardım örgütlerinin desteğiyle deprem bölgelerine hala devam eden yardımlarını sürdürdü. Annemin sesi duyuldu, çıkacağım şimdi, babam yok ama. Ortak yayın yapıldı. Ünlü isimler yayında yardım topladı. Çorum'dan Arhan Kayılı bir yıldır biriktirdiği bilgisayar parasını yolladı. Depremden 14 milyon insan etkilendi. Almanya'nın yüz ölçümü kadar bir bölgede yıkım yaşandı. 35 binden fazla bina yıkıldı. 300 bine yakın bina ağır hasar aldı. Geldik kardeşim, geldik. Depremin ardından yaklaşık 2 milyon kişi barınma sorunu yaşadı. 5 milyon kardeşimiz ise farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Türkiye'ye 148.8 milyar hasara sebebiyet veren depremin ardından Türkiye Cumhuriyeti yaralarını sarmak ve daha güçlü bir şekilde dönmek için kolları sıvadı. Şu anda hala yapılan, devam eden, tamamlanan birçok konut projesinin startı verildi. Sayısız konteyner ve çadır kent deprem mağdurlarının hizmetine sunuldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İstiyoruz senden. Allah sabırlar ver. Bütün emeği geçen herkese Rabbim. Sağ olun başkanım. İnşallah. Bir yıl içerisinde inşallah biz inanıyoruz başkanım. Yeniden inanıyoruz. İnşa edeceğiz. Allah'ım seni korusun, Allah'ım seni... Depremin üzerinden bir yıl geçti, felaket saniyeler sürdü, etkisi hala devam ediyor. Her ailemize inşallah onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz. 6 Şubat depremini unutmamakla birlikte deprem üzerinden ajitasyon yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Haberlerin yapılırken, dile getirilirken, yorumlanırken, sosyal medya gibi mecralarda kelimelerin dikkatli seçilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Depremi yaşayan insanların bu haberleri gördüğünü biliyor, acılarına ortak olmakla birlikte her zamankinden daha güçlü olduklarının da farkındayız. Depremi belki sadece onlar yaşadı fakat bu felaket herkesin başına gelebilir. Bu ülke 17 Ağustos'u da yaşadı. Deprem kuşağında olan bir ülkede yaşadığımızı unutmamalıyız. Deprem değil, önlemsizlik öldürüyor. Önlemler bir an önce alınmalı, sistematik önlemlerin dışında herkesin bireysel bir şekilde önlemler de almasının önemine vurgu yapmak istiyoruz. Hayat kurtarır. Söylemezsem olmaz ekibi 6 Şubat gecesi deprem haberini aldığı dakikaları unutmadı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise... Tekrar tüm depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin, dostlarımızın buradan saygıyla anıyoruz. Tekrar başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Hepimize başsağlığı diliyorum. Yine konuşmakta çok zorlanıyorum. Aslında bu görüntüleri gördüğümüz zaman hatırlıyormuşuz ve tekrar acımız tekrarlanıyormuş gibi olsa da bu acı hiçbir zaman dinmedi. Evet. 5 Şubat gecesi hiç kimse birbirini son kez göreceğini, son kez konuşacağını bilmiyordu. Tıpkı bugün ne zaman ve ne şekilde her zaman yaptığımız şeylerin belki de son defa olduğunu bilmediğimiz gibi.
Sadece zaman geçti, acımız geçmedi arkadaşlar, öfkemiz de geçmedi. İnsanlara ev değil, mezar olan yuvalara sebep olan müsebbiplerinin zihniyetleri bitmedikçe, geçmedikçe bu acımız da hiçbir zaman dinmeyecek. Tekrar başımız sağ olsun. Evet, 6 Şubat sabahı tabii unutmak mümkün değil, dün gibi hatırlıyorum. O günkü televizyon programına hazırlanmak için doğrulmuştum. O saatte uyanıktım ve yatağın içinde cep telefonundan bazı konuları seçip onları okuyordum. Saat deprem saatinde 04, işte 17'de deprem olmuş, 04:25-26 gibi ekrana, cep telefonunun ekranına deprem oldu şeklinde bir paylaşım geldi. Sonra bir paylaşım daha geldi. Bir paylaşım, hemen Kandilli Rasathanesi'nin sitesini, sayfasına girdim. Nerede ne deprem oldu diye ve Kandilli'deki şeyde, paylaşımda depremin şiddetini görünce eyvah, eyvah dedim. Ve arkasından hemen gazetecilik refleksiyle kendi sayfalarımda, internet sistemde ve Instagram sayfalarımda deprem haberini önce şiddetini verdik. Tabii o saatte neyin ne olduğunu bilmek mümkün değil. Ancak şunu çok iyi biliyorduk ki hava kıştı. Bölgede de bazı şehirlerde kar yağışı, bazı şehirlerde sulu kar ve yağmur vardı. Ve sonradan aldığımız bilgilerde de zaten o yıkımlardan, o depremden kurtulup da kendisini dışarıya atabilenler de buz gibi bir havayla, yağmurla, karla, yanın ayak, yarı çıplak mücadele etmek zorunda kalmıştı. Ve o insanlarımızın da çoğu telefonla ulaşmak mümkün değildi bölgeye arkadaşlar. Çok güvendiğimiz cep telefonları, çok güvendiğimiz şebekeler anında kesilmişti o reklam depremin şiddetiyle birlikte. Çünkü hatlar, direkler devrilmiş, o işte antenler, vericiler kopmuş, yerinden oynamış, bütün sistem yerle bir olmuştu. Çok güvenilen, depremde insanlara yardım etmesi gereken işte güvenlik güçleri, itfaiyeler, askeri birlikler, hepsinin binaları ne yazık ki başlarına yıkılmıştı. Ne yazık ki o insanlarımızın da desteğe, yardıma ihtiyacı vardı. O bölgedeki devlet kurumları da zor durumdaydı. İşler acısı bir durumdaydık. Enkazın altındaki insanların seslerini duyuracakları kimse yoktu. Böyle bir bizler İstanbul'da, Ankara'da, evlerimizde, Bursa'da, Anadolu'nun diğer yerlerinde sıcak yataklarımız içinde uyurken çoğunun insanın haberi yoktu. Üzerimizde yorgan, deprem haberi almaya çalışırken onlar orada buz gibi havada enkazın altında ümit bekliyor ama ulaşacak bir ümit eli de yoktu. Böyle bir perişanlık yaşıyorduk. Yetmezmiş gibi arkadaşlar, bu ana depremden 8 saat kadar sonra aynı büyüklükte aşağı yukarı ikinci bir felaket daha geldi üzerine. Olacak şey değil. İki kere bu büyük sarsıntıyı, bu büyük yıkıntıyı ve hepimiz çaresiz bir şekilde o binaların nasıl iskambil kağıdı gibi devrildiğini perişan bir halde. Hatırlıyorsun değil mi o videoları? Hatırlamaz mıyım? Hiçbirimizin gözünün önünden hala hazırda gitmeyen o çocuğu yesin diye aldığı bisküviyi cebinde tutan babanın, o baba da vefat etmiş sonra. Ya sonra evet. Ya işte şimdi çocuğun böyle hatırlayınca, elini tutuyordu o baba. O baba başkaydı. Eli ha, başka, çocuğu başka. Enkaz altında evet. Kalan o baba görüntüsü. Evet, evet. Sonra çocuğuna bisküvi alan evet, baba, evet, o elinde bu bisküvi yiyemiyorum diyen baba görüntüsü. İçeride annesinin çığlıklarını duyan evlatlar, evladının sesini duyup hiçbir şey yapamayan analar, babalar. Bu görüntülerin gözümüzün önünden gitmesi söz konusu değil. Zaten şundan çok eminim ki bu 6 Şubat depreminden sonra hepimizde çok başka şeyler oldu. Hayat devam ediyor ama eskisi gibi etmediği çok aşikar. Hem hayata bakış açımız çok değişti. Hem hayattan beklentilerimiz değişti. Belki aynı rutinlerimize döndük. Eğlence hayatına döndük. Normal yiyip içmeye döndük. Ama şu bir gerçek ki hiç kimse artık hayattan eskisi gibi zevk almıyor. Şu görüntüleri, bu acıyı yaşadıktan sonra
aynı şekilde hayattan zevk alabilmek zaten insanın doğasına aykırı bir şeydir. Bu depremle ilgili biliyorsunuz çok söylentiler oldu. Ne kadar doğru olabilir? Hala hepimizin kafasında soru işaretleri var. Yapay deprem olmuş olabilir mi? Ülkemize böyle bir suikast girişimi yapılmış olabilir mi? Söylentileriyle çok daha kafamızı karıştıran, soru işaretlerini her geçen gün büyüten ve hala hazırda da içimizi çok böyle soğutan bir netlik olmadığı için de hep bir tedirginlik halinde yaşamaya biz hala devam ediyoruz. Zaten evet, deprem ülkesiyiz biz. Bu bir gerçek. Nasıl ki Japonya bir deprem ülkesidir, biz de bir deprem ülkesiyiz. Bizim evet, buradaki öfkemizin hiçbir zaman geçmeyecek olması, bu ülkenin, bu toprakların bir deprem ülkesi olduğunu bilerek yapılan binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığı, her binanın, her tozunun, her taşının hesabını gerek bu dünyada gerek öbür dünyada dilerim Allah'tan o müteahhitlerin çektiğini şu gözler görsün, şu ülke görsün. 99 depreminden sonra bizler çok daha ayılmalı, çok daha farkında yaşamalıydık. Bu deprem ilk değil, 99'da da çok büyük acı yaşandı. Çok. Çok acılar yaşandı. Sokaklarda yürüyemiyordunuz kokudan. Yani maalesef kaybettiğimiz kardeşlerimizin artık ölü kokusundan. Maalesef o günleri de yaşadık. 99'dan 2023'e kadar geçen zaman zarfında hiçbir şeyin değişmiş olmadığını görmenin acısı kaybettiklerimizden de büyük. Çünkü bilinçsizlik bizi bu hale getiriyor ya. Bu kadar konuşmamıza, bu kadar söylentilere, bu kadar her deprem sonrasında unutmayacağız paylaşımlarının ardında hala hiç kimse bir arpa boyu yol almıyor ya. İşte bu acı daha da büyük ya. Haftalar sonra bile enkazdan cansız bedenler çıktı ya. O bebekler. Ya. Çok mucizevi kurtuluşlar da oldu. Oldu. Yani iki saat ememeyen veya su, gıda alamayan bebek yaşayamazken günler sonra enkaz altından çıkan bebeklere şahit olduk. Evet. Çok enteresandı. Yani şu yavruların tabii bunlar sadece bizim gördüklerimiz. Bunlar sadece çekilebilinen kadarıyla. Çünkü oradaki herkes can havlindeydi zaten. Herkes zaten bir telaş içerisindeydi. Daha görmediğimiz, daha gözlerimizin şahit olmadığı o kadar dramatik şeyler yaşandı ki orada. Bunların tekrar yaşanmaması tabii ki umuduyla. Bunları böyle hatırlayarak aslında bir anı programıdır bu. Bu bir saygı programıdır. Bu yoksa unuttuk da sadece gününde tekrar hatırlıyoruz gibi bir durum değildir. Hepimiz için geçerli bir durum bu. Ve burada hala hazırda evi olmayan, hala hazırda konteynerlerde yaşayan, aslında normal her günkü rutininin ne kadar büyük bir lüks olduğunun farkında varmadığımız, fakat şimdi o konteynerlerde yaşayan kardeşlerimizin dile getirdiği zaman ayıldığımız ne gerçeklerin içerisinde yaşıyoruz, farkında mısınız arkadaşlar? Şimdi o konteynerlerde yaşayan insan da ben, sen. Orada vefat eden kardeşlerimiz de ben, sen. Senin baban, benim babam, senin kardeşin, senin çocuğun, benim çocuğum da olabilir. Evet. Hiçbir farkımız birkaç yok. Birkaç rakam verin. Ben yurt dışından depremin duyurmasıyla birlikte Türkiye çağrıda bulundu ve 11.488 arama, kurtarma ve yardım görevlisi geldi. Onlardan biri de bu yardım görevlileriyle beraber yardım köpekleri de geldi. Birisi de Proteo'ydu. Proteo Meksikalı bir köpek, Meksikalı bir yardım kurtarma ekibinin köpeğiydi. Ne yazık ki Türkiye'de enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti. Biz Proteo'yu çok sevdik, çok sevdik. Bize yaptığı yardımdan dolayı ona ve ekibine minnet borçluyuz. Proteo da hakkın rahmetine kavuştu maalesef depremde. Ve deprem bölgelerinde 35.250'si arama kurtarma, 142.000'i güvenlik personeli olmak üzere 650.000 personel görev yaptı. Bölgede 350 çadır kent alanında, 645.000 çadır, 414 konteyner kentte ise 215.224 konteyner kuruldu. Şu ana kadar enkaz kaldırma çalışmalarının %91'i tamamlandı. Ne kadar büyük bir yıkım, 11 kentte, 11 ilde,
hala tamamı kaldırılamadı. Az bir şey daha kaldı. Deprem bölgesinde ve yapılan konutlarda teslim ediliyor, edilmeye başlandı. Onu bir sonraki VTR'de evet, konuşacağız. Yavaş yavaş. Ben şimdi çok böyle siyasi konulara girmek istemiyorum ama Hatay Belediye Başkanı hala adaylığını koyabilme cesaretini de gösterdiği için mesela o kadar çok konuşacak şey geliyor ki insanın aklına. O kadar çok serzenişte bulunası geliyor ki insanın. Yani şu görüntüleri gördükten sonra bırakın tekrar adaylığı, bırakın tekrar o koltuğun peşine düşmeyi. Gerçekten ben olsam intihar ederdim. Bu sorumluluk, bu yani bunun müsebbibi olduğum için bir parça da olsa intihar ederdim. Deprem bölgesinde nasıl binalar kontrol edilmez ya? Binaların sağlamlığı nasıl kontrolden geçmez? Yaşanabilir ya da yaşanamaz raporu nasıl verilmez? Belediye ne yapıyor? Ben Hatay'a çok gittim. Benim eski eşim Hataylıydı. Biz Hatay'a çok giderdik. O Hatay'ın sokaklarında o kadar çok anı biriktirdim ki o insanları merhabalaştım, bir sürü insanı kaybettik. Oturup kahve içtiğimiz bir sürü dükkan, bir sürü kafe, bir sürü teyze, bir sürü amca. Hepsini kaybettik. Sokaklar yok artık mesela. O Hatay'ın, Antakya'nın eski tarihi sokaklarından hiç eser bile kalmadı. Ne şanslıyım ki görmek nasip olmuş bana. Çok ve diğer güzel, kentlerimizi. Çok güzel yerler. Çok güzel fakat yerler. Bu evet. Kadar değerli, bu kadar tarihin doğduğu toprakların sorumluluğunu almak öyle her baba yiğidin harcı olmamalı ya. Yani buradaki kontrolsüz bir yönetimin hesabının çok daha ağır sorulması gerekiyor ya. Sadece, olamaz böyle bir şey. Hatay özelinde haklısın ama maalesef ülkemizin pek çok yerinde daha önceki siyasi yönetimler bunu hep ihmal etti. İstanbul'umuz Hatay'dan farklı mı? Allah İstanbul'u korusun. Şu anda işte 6 Şubat ve evet. Yani Adıyaman, Kahramanmaraş depremi üzerinden konuştuğumuz için yoksa elbette ki. Maalesef. Elbette ki yani. Hala bazı evler satılırken uygun fiyata satılıyor ki depremde zarar görmüş bina olduğu için ucuza satılıyor. Evet. Veya tabii burada konuşacağımız neler daha var. Evet. Böyle durumlarda insanların prim yapma derdi. Böyle durumlarda insanların faydalanmaya çalışma derdi. Binaların fiyatlarını arttırmak. Evsiz ya insanlar. Evsiz artık. Eve ihtiyaçları var. İhtiyaç var ya hemen ev fiyatları arttı. Battaniye ihtiyacı var ya battaniye fiyatını arttırdınız. Fırsatçılar. Böyle fırsatçılık yapan insanları da gördü bu ülke. Ama birbirine kenetlenen insanları da gördü. Hangi dilden, ırktan, dinden olursa olsun fark etmez. Bizimle arası çok iyi olmayan ülkeler bile canhıraş koştular yardıma. Bir insanlık sınavıydı bence bu. Ve o kadar çok şey ortaya çıktı ki kimin ne olduğu. O müteahhitler kaçmaya çalışırken havalimanlarında nasıl yakalandı? Bazı sağlıkçıların... Vicdanınızdan nasıl kaçacaksınız? Bazı sağlıkçıların görüntülerini hatırlıyor musunuz videolarda? Deprem anında hastane zangır zangır sallanıyor bina. Yıkılacak ama onlar tekrar odalara girip yatalak hastaları ya da çocuk hastaları, yaşlı hastaları dışarıya çıkarmak için kucaklamaya çalışıyorlar, çabalıyorlar ve çıkarmak için çırpınıyorlar. Sağlıkçılardan da Allah razı olsun. Onlar da çok büyük sınav verdiler. Ya yağmacılar... Bu depremle ilgili unutamayacağımız görüntüler. Tabii. O Allah'ın cezası yağmacılar, marketlere girip de ne varsa ne yoksa arabalarını yükleyip götürmeye çalışan o insanlar. Umarım adalet sistemimiz onları hala cezaevinde tutuyordur yakalananları. Adeta hala yakalananları. Küçük bir kıyamet yaşandı değil mi? Şu görüntülere küçük bak. Değil, büyük yani. Bundan daha büyük bir kıyamet yok. Ben Malatyalıyım. Evet. Baba tarafım, akrabalarımız hep orada. Çoğunu da kaybettik. Komşularımız hepsi öldü. Yaşıtım arkadaşlarım vardı. Hepsi gitti. Artık hayatta değiller. Halam orada, konteynerda. Getirtemiyoruz. Sıra bekliyorlar onlar tabii. Ev için sıraya girmişler. Dedi ki burası benim toprağım. Öleceksem burada öleyim. Getirtemiyoruz buraya. Halayı. Yok. Kimse kopmak doğdu, büyüdü ki. Malatya'da. Ben bu toprağın insanıyım. Öleceksem bu toprakta dedi. Ne yapsın kadıncağız? Gittik gördük gözümüzde de oradaki durumu. Ne yapsın durumu. Kadıncağız? Perişan. Hala perişanlar. Hala yani. İnşallah. Olur ya. Yalvarıyorum. Zamanla Allah rızası yaralar için sarılacak. İnşallah.
tekrar bugün birçok jeofizikçi konuşuyor. Kimisi onaylıyor, kimisi onaylamıyor. Ama bir gerçek var. Deprem İstanbul'da da şu anda demeyeyim ama beklenir pozisyonda. Kimseye endişe yaratmak açısından değil ama önlem almak açısından. Yarın öbür gün yine bu görüntülere şahit olmamak, bu acıları yaşamamak açısından ne olur yalvarıyorum bu depremle ilgili yapılması gereken ne kadar önlem varsa yapılsın. Önümüzde belediye seçimleri var. Bırakın onu bunu, şu andaki tek hedef deprem olmalı. Altyapı olmalı, binalar olmalı. Kesinlikle. Ya Japonya'da bunun kaç katı deprem oluyor, bir tane ölü çıkmıyor. Artık bizim ülkemiz de bu medeniyette yaşamayı hak eden bir ülke. Biz panik halindeyken maalesef birbirimize çok hırçınlaşabiliyoruz. Evet. İnsanlar suçlu arıyorlar. Aslında suçlu hepimiziz. Hepimiz niye suçluyuz biliyor musunuz? Hiçbirimiz bilinçli yaşamadığımız için, soru sormayı bilmediğimiz için, kendi hakkımızı doğru şekilde aramayı bilmediğimiz için, bir deprem bölgesinde yaşarken, bir ev alırken o evin tam anlamıyla incelemesini yapmadan başımızı sokmaya çalıştığımız için. Evet. Hepimizin suçu var ama bir panik anında, bir felaket anında herkes suçlu arayacağına el birliğiyle bir şekilde sükunetini koruyup daha fazla birlik olması gerekiyor. O dönemde özellikle ülkemizle ilgili ne kadar ciddi bir koşturma, ne kadar ciddi bir çalışma olduğu maalesef bazı mecralar tarafından paylaşılmadı. Fakat çok sağlam, ciddi çalışmalar yapan devletimize o kadar çok teşekkür etmemiz gereken unsur var ki canhıraş ve onlar da depremzedeyken birçok aletler dediler ki gelmedi. Aletlerin gelebilmesi için o yolları geçebilmeleri için yollar çökmüştü. Tabii ki bazı kriz yönetimi konusunda bir tecrübe edinmiş olundu. Ama hiçbir şey yapılmamış gibi böyle sadece saldırgan bir tavır bize hiçbir şey kazandırmaz. Kobe depremi Japonya'nın gördüğü çok büyük bir deprem. 1995 senesinde arkadaşlar Kobe şehri yıkıldı. 6200 insan yangından öldü. Doğalgaz yangından öldü. Depremden korumak için evlerini ahşap yapmıştı Kobeliler çoğunu. Ahşap mimari kullanmışlardı. Doğalgazdan yangından öldüler. Ve Kobe'ye devlet, Kobe başkent Tokyo'ya uçakta bir saat uzaklıkta. Devlet iki gün sonra ulaşabildi. Japonya ulaşımda dünyada en ileri ülkelerden biri. Ülke içi ulaşımda. Hızlı trenleri ilk yapanlar onlar biliyorsunuz. İki gün sonra ulaşabildi yardım tırları. Biz burada o deprem günü bölgeye bizim devletimiz çok daha çabuk reflekste bulundu. Ama böyle büyük bir felaketi hangi ülke yaşasa bu zorlukları mutlaka karşısında bulurdu. Ve nasıl kenetlenmiştik birbirimizi hatırlıyor musunuz o günleri? Depremin ardından Türkiye tek yürek olmuştu. Vatandaşlarımız deprem bölgesinde yaşayanların yükünü hafifletmek için ellerinden ne geliyorsa yapmışlardı ve düzenlenen kampanyalarla süresiz ve sayısız destekler yapılmıştı ve yapılmaya da hala devam ediliyor. Bu hafta depremi yaşayan kahramanlar ve kayıtsız kalmayan ünlü ünsüz herkes deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin deprem felaketinin ardından tam bir yıl geçti. Bir yılın ardından milletçe el ele vermeyi, yaraları sarmayı ve metanetli olmayı öğrendik. Peki Türkiye depremin yaralarını nasıl sardı? O günden bu yana deprem bölgelerinde neler oldu? Nasıl yapılanmalar yapıldı? Kaç konut inşa edildi? Ne tür yardımlar düzenlendi ve düzenleniyor? 6 Şubat tarihine giriş yapmamızla birlikte deprem felaketini unutmayan insanlar paylaşımlar yapmaya başladı. Maraş depremi birçok sosyal medya platformunda trend oldu. Depremin ardından geriye kalan yıkım ve devam eden çalışmalar paylaşıldı. Türkiye'de neler yaşandı? Depremin etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'dan gelen bir görüntü yürekleri burktu. Hatay'ın futbol stadyumunun bu hali çok konuşuldu. Uzun zamandır müsabaka gerçekleşmeyen stadyumda çimlerin son hali yürekleri dağladı.
O dönem Hatay Spor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel depremden bir gün önce paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabına koydu. Hatay'da deprem mağdurları için sessiz yürüyüş düzenlendi. Görüntüler duygulandırdı. Oyuncu Ali Burak Ceylan ve depremzede vatandaşın yaşadığı olay çok etkiledi. Sınıf öğretmeni Muhammed Irmak depremden bir gün önce İstanbul'da kayıp bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibini arayan Irmak sahibine ulaştı. Sahibi ünlü oyuncu Ali Burak Ceylan'dı. Ali Burak Ceylan Irmak'a bir gün bir ihtiyacın olursa ne olursa olsun beni ara dedi ve deprem sonrası gelen telefonla birlikte Irmak ve ailesini bir köşke yerleştirdi. Ardından telefon numarasını verdi ve dedi ki bir gün başın dara düşerse beni ara. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin yıl dönümünde paylaşım yaptı. Paylaşımda şu sözleri kullandı. Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Toprağa verdiğimiz canlarımızı fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan ve kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın. Ayrıca Erdoğan deprem bölgesine giderek konuşma yaptı ve bölgedeki insanlara moral verdi. Elbette gideni geri getirmek mümkün değil. Fakat yıkılanın yerine yenisini koymak, depremin yol açtığı maddi zararları telafi etmek bizlerin elindedir. Bu anlayışla deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz. Peki deprem bölgesinde ne gibi çalışmalar yapıldı? İşte detaylar. Şu anda 207 bin konutun rezerv alanlarda inşası hızla devam ediyor. Ayrıca şehrin hafızasını barındıran zemin etütleri yapılmış, sağlam zeminlerde 50 bin konutun peyderpey ihalesi yapılıp inşasına başlanıyor. Köy evlerinin çelik konstrüksiyondan inşa edilmesi önerisiyle afet bölgesinde çelikten köy evlerinin yapımına başlandı. Şu anda 50 bin çelik köy evinin inşasına başlandı. Bir kısmının da ihalesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde yapımı süren ve ihale aşamasında konut sayısı 307.066'ya ulaştı. Şubat ayı içerisinde toplamda 45.901 konutun kura çekimleri tamamlanarak deprem mağdurlarına teslim edilecek. Mart ayının ortasına kadarsa 30.000 konutun daha kuraları gerçekleştirilecek. 2 ayın sonunda toplamda 75.364 konutun kuraları tamamlanıp deprem mağduru insanlara teslim edilmiş olacak. Ayrıca depremin etkilediği 11 şehirde yapılacak içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar TL hibe desteği sağlanıyor. Deprem mezarlığı Seney Devriyesi'nde Türk bayraklarıyla donatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşurken zorlandı. Sadece bir yıl önce kaybettiklerimizin yasını yad etmek üzere bir araya geldik. Rabbim benzer felaketleri milletimize ve insanla hiçbir şekilde yaşatmasın. Kızılay Gaziantep'te kütüphane açtı. Çok güzel bir işbirliği var. Bu işbirliği sizler için yapıldı. Bu işbirliği sizler çalışın, zaman kaybetmeyin ve biz geleceğimizi sizlere emanet ettiğimizde bu zor günleri hiç hatırlamayın diye yaptığımız bir organizasyon. Bu kütüphanelerde 44 kişi çalışabilecek, başımızda öğretmenlerimiz olacak.
Şimdi konut inşaatları devam ediyor herhalde. Yavaş yavaş iskanlar başlayacak değil mi, yerleşmeler? Evet, konut inşaatlarını söylemeden evvel büyük felaket sonrası bölgeden tabii Anadolu'nun her tarafına, Türkiye'nin her tarafında göç olmuştu. Şimdi aldığımız sevindirici haber, göç edenlerin önemli bir kısmı oradaki çalışmaların neticesini görünce bölgeye dönmeye başladılar. Mesela Kahramanmaraş'la ilgili, Kahramanmaraş'a oradan depremden sonra ayrılanların 1/4'ü geriye dönmüş. AFAD verilerine göre dönüşlerin sayısı 312.456'ya ulaşmış. Bu çok güzel bir şey tabii. Yani bölgenin tekrar eski canlılığına kavuşması açısından elbette insanların oturacakları, yaşayacakları konutların da teslim edilmesiyle birlikte daha bir oralar eskisi gibi yaşam merkezi olacak. Ama tabii ki bu yaşanan büyük dramı hiçbir şekilde unutmak mümkün değil. Kolay değil. 850 bin ev kullanılamaz hale gelmişti. Ve onları tekrar inşa etmek için bölgede 930 şantiye kurulmuştu. Bundan tam bir sene önce, hatta 11 ay önce kurulmuştu ve 110 bin kişi çalışmaya başlamıştı o şantiyelerde. Belki de dünyada en hızlı yapılan böyle bir felaket sonrası konut inşaatıyla karşı karşıyayız. 2 ay içinde, bugünden itibaren 2 ay içinde hak sahiplerine 75 bin konut teslim edilmiş olacak. Bu da sevindirici. Zaten Cumhurbaşkanımız da bir kısmını hak sahiplerine verdi, anahtarlarını teslim etti. Toplamda 300 bin civarında konut, iş yeri, köylerle de ilgili hayvan barınakları, insanların evlerinin yapılıp kendilerine teslim edileceği. Yahu arkadaşlar, öyle büyük bir felaket yaşadık ki, rakamları falan vermek çok kolay ama milyarlarca dolar, 100 milyar dolardan çok daha fazla bir kaybımız var. 104 milyar dolar. Kolay kolay dünya üzerinde parmakla gösterilecek birkaç ülke dışında hiçbir ülke böyle bir felaketle baş edemez. Çok şükür dönüp baktığımızda çok şükür ülkemiz yine müreffeh. İnsanlarımızın çoğu yine huzur içinde, güven içinde kendini hissediyor. Ve tamam, ekonomik olarak depremin de etkisiyle KDV %18'den %20'ye çıktı. Çıkmasında ne yapsın? Ülke kendini nasıl finanse etsin? İşte tekrar MTV, motorlu taşıtlar vergisi ek olarak ödedik. Yani bunu öderken hiç kimsenin ben yahu bu vergi de nereden çıktı, niye vergi ödüyorum dediğini zannetmiyorum. Şükretmemiz lazım ki biz orada değildik, o enkazların içinde değildik. Şükretmemiz lazım ki ülke olarak hala ayaktayız ve güçlüyüz. Çok şükür ve güçlü olmaya da devam edeceğiz. Ve yaralarımızı Allah, birlikte saracağız. Evet, birlikte saracağız. Allah bir daha böyle bir felakette... Ama tabii hiçbir zaman unutmayacağız. Unutmayacağız, tabii unutmayacağız. Öyle, öyle. Yani ama bu depremin hepimize, her depremden ders alıyoruz güya ama bu depremin, bu yaşadığımız felaketin bize öğrettiği artık şu olması lazım. Senin de çok iyi söylediğin gibi deprem riski taşıyan bütün bölgelerdeki binalarımızı kuvvetlendirmeliyiz. Devletimizin İstanbul'la ilgili ciddi bir çalışması, hazırlığı olduğunu biliyoruz. Bir de hep böyle olaylardan sonra bu kontroller başlıyor, evet. Ya. İşte evet. Deprem oluyor. Depremden sonra bir bakıyorsunuz işte deprem yönetmeliğine uygun mu değil mi diye binalara böyle insanlar, görevliler gelip araştırma yapıyor. Ya bunun için deprem olmasına gerek yok zaten. Önemli olan deprem olmadan önce bu önlemleri almak. Yani biz bu olayı yaşamadan önce bu bilinçte olmalıydık zaten. Ki 99'da böyle bir acı yaşamış bir memleket olarak, ki sadece 99'da değil, ondan önce... çok evvel, daha yıllar önce oldu, Elazığ depremi, oldu tabii. Van depremi oldu. Şeyden 99'dan Varto sonra depremi oldu. İzmir Erzincan depremi. Erzincan depremi oldu. Oldu Erzincan oldu. Evet, yani bu sadece, yani bizim şu anda söylediklerimiz daha önceki depremlerdeki yitirilen acıları da unutmuşluğumuzdan değil. Bunların felaket boyutunun çok daha büyük olmasıyla alakalı tabii ki. Kaybımızın çok daha fazla olmasıyla alakalı. Yoksa depremden sebep vefat eden her vatandaş
bizim için aynı acıya sebep olacak kadar acı veriyor elbette ki. Evet. Sesimizi duyan var mı? Bu ne kadar anlamlı, bu ne kadar içimizi deşen bir soru değil mi? O sesimi duyan var mı sorusunu sorduğunuz insan binanın altında sesinizi duyuyorsa bir hayat umudu yanıyor ona, bir hayat ışığı yanıyor ve belki kurtarılıyor. Belki sesinizi duyduğu halde vefat ediyor. Hem de vefat eden belki evladınız, belki anneniz, belki bir yakınınız. Selen, ama hep ne düşünmüşümdür biliyor musun? Pardon. Şimdi soruyorum. Hep ne düşünmüşüm? Sesimizi duyan var mı? Artık bilinçlenin. Sesimizi duyanlar artık bilinçlenin. Sürekli deprem söz konusu olduğunda ve biz depremin yıl dönümlerinde değil, bu ülkenin bir deprem ülkesi olduğu bilinciyle yaşamamız gerekliliğinin artık sesini duyan var mı? Ne olur? Kısa bir reklam aramız var, ardından devam edeceğiz. Peki. Söylemezsem olmaz da magazin gündem haberlerimizle devam edelim. Ece Erken'in üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor. Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından takıntılı hayranıyla uğraşan Ece Erken sosyal medya hesabından bakın nasıl isyan etmiş. Ece Erken'den kötü haber. Ece Erken'in son yıllarda başında kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bir silahlı saldırı sonucu vefat etmişti. Ünlü sunucu eşini genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyordu. Bu öldürülme olayı davası Ece Erken'i çok yormuş ve adaletin yerini bulması için elinden geleni yapmıştı. Sadece katiller yakalansın. Evet. Tüm bu sorunlarla mücadele eden ve eşinin yasını tutarken başına bambaşka bir olay geliyor Ece Erken'in. Daha önce kendisi ve merhum eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu tehdit ettiği iddia edilen takıntılı hayranı Ece ile yeniden sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Ece Erken'in takıntılı hayranı kapısına dayandı. 5 yıldır peşimde sapık var dedi. İsyan etti. Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor dedi. Suç duyurusunda bulunduk. Akıl hastanesinden çıkmış. Ne yapmasını bekliyorsunuz şeklinde konuştu. Neden hala dışarıda? Ece Erken sosyal medya hesabından isyan dolu paylaşımlarda bulundu. Bu kişiyi görenler lütfen emniyete bildirsin dedi. Daha önce mahkemenin verdiği kararla akıl hastanesine yatırılan takıntılı hayran serbest kalınca soluğu Ece Erken'in kapısında almış ve tehditler savurmaya başlamış. Erken hem sosyal medyada hem de televizyon programında can güvenliğinin olmadığını duyurmuştu. Şizofren teşhisi konuldu. Annemin arabasına not bıraktı. Benim evimin kapısına gelip annemin arabasına mektup yazıp bırakabiliyor. Bu paylaşımların ardından tekrar uzaklaştırma kararı alan Ece Erken, bu şahsın yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum ve Türk adaletine güveniyorum dedi. Son olarak Erken şöyle bir paylaşım yaptı. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Dün geldik, bugün de geliriz, yarın da şeklinde bir not paylaştı. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz haberler arasında ünlülerin takıntılı hayranları var. Danla Bilic de bu sebepten dolayı korumayla gezdiğini açıklamıştı. Enis Arıkan da takıntılı bir hayranının evine girdiğini açıklamıştı. Lütfen Alaçatı'da evime gelmeyin kardeşim. Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu. Hani bir tanımadığınız bir insanın kapısını çalıp fotoğraf çektirebilir miyiz diyemezsiniz. Aleyna Tilki'nin takıntılı hayranı ise yaşadığı siteye girmiş ve mesajla taciz etmişti. İrem Delici de bu sebeple evini taşımak zorunda kalmıştı. Sosyal medyanın bu duruma etkisi var mı? Ünlü insanların her anlarını sosyal medyadan paylaşmaları tehlikeli mi? Ece Erken'in takıntılı hayranı umarız ki yakalanır. Ya
Yani böyle takıntılı akıl hastaları da var. 5 yıldır peşimde diyor Ece Erken. İsyan etmiş, beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor demiş ve suç duyurusunda bulunmuş bu kişiyle alakalı. Neden hala dışarıda diyor. 5 yıl ya. 5 yıldır bir sapıkla nasıl yaşanır ya? 5 yıldır bir kadının peşinde dolaşıyor. Çok korkutucu bir durum değil mi? Yani mektup bırakıyor, mesaj yolluyor. Ondan sonra önüne çıkıyor olur olmaz yerde. Bu korkunç bir şey ya. Yani peki bunu 5 yıldır nasıl oluyor da yani bundan kurtulmayı başaramadı? Nasıl oluyor da bu ceza almadı bugüne kadar bu kişi? Akıl somut bir suç işlemediyse orada yani tedbir kararı belki alınır. Belki hani bir caydırıcı bir şey yapılır. İkazda bulunur ama bu kadar obsesif ve takıntılı maalesef zararlı boyutlara varan davranış biçimi olan hayranlar var ki onlara maalesef koruma bile bir tedbir olamıyor. Çünkü bu kişisel bir problem. Bu tarz insanların sadece tedavi olması gerekiyor. Bakın bu tarz insanlar evlilik de yapıyorlar. Ondan sonra işte kadın cinayetleri ve vahşetleri yaşanıyor. Burada aslında önemli olan çok ciddi anlamda ailelerin çocuklarının bu şekilde böyle takıntılı olduğunu fark edip ivedilikle tedavi ettirmeleri gerekiyor. Ondan sonra gerçekten çok zararlı boyutlara varabilen, çok tehlikeli hareketler yapabilen sonuçlar görebiliriz maalesef ki. Yani bunun da ne koruma ne başka bir tedbir fayda etmeyebiliyor yani. Her şey yani. Olabilir, can güvenliğim yok diyor baksanıza. Elektrikçilik yapıyormuş bu adamın, işleri de bellidir yani, bir esnaf bu. Elektrikçilik yapan Erdal Çınar, sapığın adı. Şimdi mektup bıraktığına göre delil de bırakıyor. Mektubun içine ne yazıyor ki? Yani mektubun içinde Ece Erken'e ulaştığı zaman onunla neler yapmak istediği falan herhalde. Yani neden rahatsız ki kız? Suç işliyordur ama demek ki kaçıyor adam filan. Seni daha kaldıracağım demiş. Tamam işte. Not bırakmış. Bu tamam ne demek işte ya? Tamam işte yani. Demek ki ama çok kaçıyor. Çok korkutucu ya. Gerçekten çok korkutucu. Ya işte ondan sonra ünlüler böyle biraz kendini koruma altına alırcasına davranış biçimi sergiledikleri zaman halkla böyle bir mesafe koyuyorlarmış gibi algılanıp bazen çok böyle hani burnu kalkık gibi addedilebilir ama hayati tehlike durumu söz konusuna varan bazı olaylar olduğu için de insanların kendini böyle bir koruma mekanizması geliştirmesi oluşuyor doğal olarak. Şimdi sevgili Ece'ye de çok çok geçmiş olsun ama böyle sapkın bir hayranla yaşamak çok korkutucu. Melis Sezen'in de vardı böyle. Evinin kapısında yatıyordu ve gerçekten mesela Melis'le bir ilişki yaşadığını hayal ediyor. Onun ona ait olduğunu düşünüyor. Ona da inandırıyor kendini mesela. Böyle sapkın ve maalesef hasta diye değerlendireceğim insanlar var. Onun için tek çare çok ciddi anlamda tedavi. Sezen Aksu geçen ay konuştuk ya, evine girmeye kalkmış. Değil mi? Kapı şeyde. Yalıya. Aynen. Evet, görüntüleri evet, var evet. Ya korkunç bir şey. Bir görüntüde evet. Bir bakıyorsun adamın teki senin evine falan girmeye çalışıyor. Hırsız gibi, sapkın. Çok korkutucu. Akıl hastası. Çok, yani, korkutucu. Çok korkunç bir şey gerçekten. Çok geçmiş olsun Ece. Hadisenin de böyle bir sapığı vardı. Kaldığı siteye duvarı atlayıp giriyor ve sonra da balkona çıkıyor. Binada balkona çıkıyor. Hadisenin katına ulaşıyor ve orada yakalanıyor. Orada yakalanıyor. Ya hadisenin giydiği elbiseye kadar biliyormuş. Gittiği yerleri biliyormuş. Önüne çıkıyormuş. Ve yakalanıyor bu şahıs. İddianame hazırlanıyor. İddianamede 6 yıl 6 ay ceza isteniyor. Fakat mahkeme neticelendiği zaman aldığı ceza 3300 lira para cezası. Basit tehdit ve cinsel taciz suçlamasıyla. 3000 lira ne oldu? Gene yapacak bunu var ama mı önlemi tedbiri? Tehditin basiti azı çoğu olabilir mi? Var, çünkü insanlar öyle. Bazı işte bu yasaların bence bu anlamda belki de düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü tehdit edildiği zaman bazı insanlar işte maalesef. Yazdıkları olayın karşılığının bir ceza olmadığını bilerek evet. O duygularını biraz daha kontrollü dile getirebiliyorlar. Maalesef. Mesaj atarken falan. Ama onun içeriğindeki duygu durumu aslında sabit. Evet. Ama cümleler sadece kontrollü olabiliyor. Tabii şu da var. Böyle hastalıklı kafa yapısındaki insanları hayran diye adletmememiz lazım. Hayranlık evet. Çok güzel bir şey. Evet. Benim de hayran olduğum birçok başarılı sanatçı var. Ama hayranlıkla böyle takıntılı
obsesif olma hali başka bir şey. Tabii başka. Çok şimdi başka. O Beatles'ın üyesi öldürüldü, bıçaklandı Miami'de yıllar önce değil mi? Tabii. Yani şeyi tarafından, hayranı tarafından yana yaklaşıyor hayranı ve maalesef katletmişti. Yani bu obsesif hayranlar Allah korusun. Ece Erken de ondan korkuyor zaten. Allah korusun. Silahlar neden bu kadar ucuz ulu orta diyor. Her isteyen silah satın alabiliyor. Bunu önlenmesi lazım diyor. Kız vurulmaktan korkuyor Ece Erken. Bu hayranı tarafından. Bunu paylaşmış. Storiesinde var. Baksana nereleri düşünüyor, neleri düşünüyor. Çünkü böyle takıntılılar benim ya benimsin ya toprağınsın mantığıyla yaşıyorlar. Evet. Allah korusun yani bir zarar verebilir bu çünkü çok hastalıklı bir şey. Şimdi biz Ece Özel'inden konuşuyoruz ama sadece ünlülere değil böyle vatandaşa da normal bir kadına da ya da adama da takıntılı kadın veya adam olabiliyor. İşte Vatan Şaşmaz'ı nasıl öldürdü mesela tabii. Takıntılı. Evet. Takıntılı kadını yani artık onun adına aşk mı dersiniz, takıntı mı dersiniz, inat etmek mi dersiniz. Sonra canına kıyabiliyor ona ait olmazsa. İşte evet. Karılarını da kocalarını da bu yüzden öldüren bir sürü insan vahşetine şahitlik ediyoruz maalesef haberlerde. İşte bunlar için ailelere çok görev düşüyor. Yani çocuklarınızın böyle bir şeye çok takıntılı olduğunu fark ediyorsanız, bir şeyin üzerinde çok duruyorsa çocuğunuz, onu lütfen tedavi ettirin. Çünkü sağlıklı bir şey değil bu. İleriki yaşlarda başka insanlara zarar verici boyutlara varan bir kişilik yapısı geliştirebiliyorlar. Ondan sonra sizin de canınız yanıyor, evladınızın da veya günahsız başka insanların da. Çocuklarını tespit edecek insanlar. Çok mu takıntılı bir şey, çok mu ısrarla bir şey istiyor mesela? O kadar mesela? Çok var ki günümüzde böyle çok. Çocuk. O kadar çok var çok. Ki maalesef. Çok yaygın çocuklarda bu rahatsızlık. Tabii günümüzün şartlarından da kaynaklanıyor ama... Ne yazık ki bir de doktor ücretleri o kadar yüksek ki arkadaşlar ya. Yani bu çocuk psikolojisiyle. Bu konuların üzeri örtülürse aileler evet, de önlemini almazsa pedagoji, geleceğin psikopatları yetişir. Yani bu 2 daha 4. Evet tabii. Yani ama tedavi şart tabii. Ne yapıp ne edip. Yani her zaman söylüyorum çünkü olay artık topluma sirayet etmeden önce ailedeki o eğitim ve öğretim sürecinde ana baba sadece böyle gırtlağına böyle kaşıkla yemek vermek başka çocukların haleti ruhiyelerini de kesinlikle değerlendirip bir incelemeleri gerekiyor. Evet. Anormal bir tutum ve davranış tespit ettikleri zaman çocuklarında ne olursa olsun devletin de bu konuda çok ciddi mercileri evet, var yardımcı olan. Kesinlikle gidip çocuklarınızı lütfen tedavi ettirin. Böyle çok sempatik bulmayın işte ay oğlum benim şu kıza bayılıyor buna. Hayranlıkla beğeni arasındaki farkı ayırt edebilmemiz gerekiyor. Hepimiz anne babayız. Bir anne baba çocuğunun durumu ne aslında çok çok iyi bilir. Yani çocuğu hangi ruh halinde, çocuğun rahatsızlığı var mı yok mu çok çok iyi bilir. Ancak dediğim gibi maalesef tedavi zor ve uzun bir süreç. Ya bu zor insanlar sürekli aramızda toplu taşımada bir yere gittiğimizde evet, yanımızda karşımızda. Belki hani evimizin önünde bak sabah 4:30'da Ece Erken'in kapısının önündeymiş. Ya. Korkunç bir şey yani bu. Ya. İnsan evden çıkamaz. İşe gidiyor orada, evine geliyor orada. Ya Ece Erken korku filmi bakın gibi yani. Storiesine hakikaten bu kişi tarafından vurulmaktan korkuyor. Ya. Ece Erken o da bir gerçek. Bakın Twitter'da girip geçen gün bir şey gördüm. Ben böyle bir alışveriş hayatta yapmadım ama insanlar diyorlar ki bir silah satın almak o kadar kolay ki telefon açıyorsun motosikletli bir şahıs getiriyor senin adrese silahı bırakıyor ve bunların Türkiye'ye kaçak girdiği söyleniyor bu silahların. Öyle mi? Tabii bunların önleminin alınması şart. Şart. O taksiciyi vuran, öldüren 19 yaşındaki o eşek herif o silahı nereden buldu? İşte bu yoldan buldu. Ruhsatı var mı? Yok. Ne yazık ki insanlarda yaygın Allah'ın bir şekilde belası. Silahlanma var. Yani trafikte kimseyle kavga etmeyin, kimseyle tartışmayın. Yani insanların açıyor torpido gözünü silah çıkarıyor yahu. Yani bu böyle olaylara rastlamıyor muyuz? Yani vallahi, Ece Erken'e Allah yardım etsin. Ama diyor ki Ece diyor ki polisimize güveniyorum diyor. Tabii ki güveneceksin Ece. Yani
Yakalarsa polis yakalayacak tabii ki. İyi ki polisimiz var tabii. İyi ki emniyet güçlerimiz evet. var. Bir de yani Ece psikolojik olarak zaten daha travmatik sürecini atlatamadı ve kolay kolay da atlatabileceği bir dönemde değil. Eşini çok acıklı bir şekilde kaybetti. Bir erkek evladı yetiştiriyor bir kadın başına. Ve yani bu psikoloji içerisindeyken bir de böyle sapkın kişiliklerle uğraşmak hiç de kolay bir şey değil. Ya bırakın ki normal bir insan için bile değilken Ece'nin şu anda yaşadığı duygusal durumunu düşünsenize. Korumasız, daha da korumasız hisseder kendini. Şimdi bu sapkınlar yalnız kadınları hedef alıyor. Özellikle. Yalnızsan hedef alıyor. Hayatım, takip ediyor seni. Bu, nereye gitsen, bu, ne yapsan. Sosyal medyada da öyle. Her gittiğiniz yerleri de paylaşmayın. Açık açık söylüyorum. Herkesin artık profilleri açık. Görüyorlar. Ruh hastası çok dolu. Yok. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Yediğiniz yemeğe kadar koyuyorsunuz. Koymayın. Gerçekten artık öyle, ortalık çok karışık. Çocuklarınızı paylaşmayın. Asla paylaşmayın. Çocuklarınızı da koymayın. Kafaya takar pedofilisi, takip eder. Sapığı kaynıyor. Tabii kafaya yapmayın. Takar takip eder. Okuluna kadar gider takip eder. Yapmayın. Ama işte sürekli böyle yani önlem tabii ki gerekiyor ama evet. Yani biz safaride değiliz ki ya. Hani vahşi hayvanların içerisinde yaşamaya çalışan böyle normal insanlarla vahşi insanlar birbirinden ayrılmış gibi. Vallahi biz yine iyiyiz. Git Güney Amerika ülkelerinde, Brezilya'da filan çocukları kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar yani kapıdan kaçırıyorlar, okuldan kaçırıyorlar, aile bireylerini kaçırıyorlar. Bizde çok şükür öyle bir şey yok henüz. Öyle bir olmasın da olmaz da zaten. Ama yani git Güney Afrika'da, çok modern bir ülke Güney Afrika. Git Güney Afrika'da bütün binaların duvarları, dış duvarları elektrikli tellerle kaplı. Kırmızı ışıkta arabanla duramıyorsun kırmızı ışıkta. Durursan, camı açamıyorsun. Camı açarsan evet. Geliyor bıçak dayıyor ya da silah şimdi, dayıyor. Cüzdanını ya da canını yiyor. Çok şükür, çok şükür. Yani şey olarak ama, tabii ki gelişmemiş ülkeler hayır, hayır, asla, arasında. Asla Güney Afrika öyle bir yer değil. Çok modern bir ülke. Çok modern, çok gelişmiş. Ben global gittim, anlamda artık. Tamam evet gittin sen bilirsin. İngilizlerin bir ayağı değil. Orası, bir ayağı orada. Tüm ülkeler için geçerli, eskisi gibi şimdi değil. Şimdi ekonomik olarak böyle eşit şartlarda yaşamayan topluluklarda, cahil kalan Brezilya'da topluluklarda. Brezilya'da öyle mi mesela? Maalesef var, Brezilya'da da var. Maalesef bu gibi sapkın hareketler yapan insanlar var. Ama benim demem o ki tüm dünya genelinde zaten. Hı-hı. Sadece ülkemiz için değil. Evet. İnsanız. İnsan güdüsel bir varlık olduğu için gördüğüne sahip olamazsa, istediğini elde edemezse ve gözünün önünde her isteğini yapan insanlara şahit olursa bir süre sonra hırçınlaşabiliyor. O yüzden de bizim sosyal anlamda dünya olarak başka insanların da yaşam şekillerini göz önünde bulundurarak bazı paylaşımlar evet. yapmamız gerekiyor ve eğitim. O kadar önemli bir şey ki çoğaldıkça, kontrolsüz nüfus artışı oldukça maalesef ki ne devlet ne aileler hiç kimseyi kontrol edemez halde bir üreme ve sağlıksız bir toplum ürüyor ve kalabalıklaşıyor bu peki. Sağlıksız mantıkta. Magazin turuna gidelim. Olsun. Çok geçmiş olsun diyelim Ece'cim. Tekrar sevgili Ece Erken'e. Magazin turuna gidelim şimdi. Söylemezsem olmaz yine en güncel haberler ve dop dolu içeriğiyle sizlerle. Hande Yener İzmir'e damga vurdu. Hande Yener İzmir'de yapılan bir mücevher fuarında sahne aldı. Performansı ve şıklığıyla izleyenleri mest etti. Milyonluk Hadise. Ünlü şarkıcı Hadise, yüzü olduğu pırlanta markasıyla 2024 yılı için tam 45 milyonluk anlaşma yapmış. Ne diyelim Hadise Hanım, Allah bereket versin. Pelin Akil bu habere çok şaşırdı. Oyuncu Müge Boz ikinci bebek haberini arkadaşı Pelin Akil'le işte böyle paylaştı. Doğru mu? Evet. Nasıl hiç mi geliyor? Ha? Evet. Yemin edin. Evet. Valla mı? Evet. Ben de hala ne diyor diye bakıyordum. Çünkü başı alıp durdular. Ay. Şu an aldığına devam et. Eski video yani. Binayı bağladınız. Özgün'ün isyanı. Şarkıcı Özgün'ün sahne aldığı mekanda konuklardan biri kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Sanatçı, magazini takip ediyor musun? Her sabah boşandık mı diye uyanıyoruz diye esprili bir konuşma yaptı. Magazin takip ediyor musun? Magazin takip ediyor musun? Yaptığım neler yaşıyor biliyor musun? Her sabah boşandık mı diye uyanıyorum mesela.
Oh diyorum, sevgilim boşanmamıştı, çok şükür. Dizi bitti. Kıvanç soluğu dövmecide aldı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dövmelerine bir yenisini daha ekledi ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım. Yalı Çapkın'ın sevilen oyuncuları Afra Saraçoğlu, Beril Pozan ve Tarık Emirtekin setten gıdılı fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraf komik olsa da gıdı pek yakışmamış oyunculara, aman kilo almasınlar. Demet Evgar ekranlara geri dönüyor. Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz çiçeği burnunda anne Demet Evgar hem doktor hem de bir şef gibi görünüyor. Bakalım nasıl bir rolle karşımıza çıkacak. Dizi neden ertelendi? Başrolünde Aras Bulut-İynemli'nin yer aldığı Deha dizisi Eylül ayına ertelendi. Bu ertelemenin sebebi neydi acaba? Kadın oyuncuya karar mı verilemedi? Yoksa Aras Bulut-İynemli'nin başka projeleri mi var? Sevenleri tarafından merak konusu oldu. İyi ki doğdun babişkom. Hadise babasının doğum gününü bu fotoğrafla "İyi ki doğdun babişkom, seni tüm kalbimle seviyorum" notuyla paylaştı. Hadise babasına benziyor mu sizce? Esra Dermancıoğlu uyuyakaldı. Oyuncu Miray Daner sette yorgunluktan içi geçen rol arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nun bu görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Ne diyelim, iyi uykular Esra Hanım. Teoman rekor kırdı. 2024'ün ilk konserinde tüm biletleri tükenen muhteşem bir konseri imza atan sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere 2 saat boyunca şarkılarını söyledi ve alkış yağmuruna tutuldu. Dizi yeni afiş. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'yı buluşturan Senden Önce'nin afişi paylaşıldı. Afiş sonrası Nilperi Şahinkaya'nın setten paylaştığı hamam karesi çok konuşuldu. Hamama giren terler diyoruz ve bir sonraki habere geçiyoruz. İbrahim Tatlıses'ten Unutulmaz Gece. Ankara'da sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı 3 saat sahnede kalarak izleyenleri hem eğlendirdi hem de hüzünlü şarkılarıyla duygusal anlar yaşattı. Babasının kopyası. Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Erdoğan şimdi ise eski eşi Belçin Bilgin'in paylaşımıyla gündem oldu. Bilgin sosyal medya hesabında Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Berfin Erdoğan'a yer verdi. Berfin'in babasına olan benzerliği çok konuşuldu. Yıldız Tilbe'den yeni şarkı müjdesi. Geçtiğimiz gün İstanbul'da bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı yeni şarkının çok yakında geleceğini duyurdu. Her şarkısı hit olan Tilbe'nin bu şarkısını bizler de çok merak ediyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu kostüm çok konuşulur. Şarkıcı Banu Zorlu'nun sahne kostümü oldukça iddialı ve ışıltılı görünüyor. Onu böyle görünce aklımıza Bülent Ersoy'un kostümleri geldi. Ya çok seviyorum onu ya. Tabii ki çok onun, çünkü o da böyle bazen marjinal çıkıyor ama bu şeye böyle bir şey uygun gördük. Peki yeni projeleriniz var mı? Yakında yeni bir şarkım çıkacak. Klip çektik. O var. Yeni bir sinema filmim var. Onu da oynayacağım. Bir de kendi yapımcılığını üstlendiğim bir filmim var. Oo, Banu Hanım'ın 10 parmağında 10 marifet. Oyunculuk, şarkıcılık, yapımcılık. Maşallah diyelim kendisine. Erkeklere estetik yakışmıyor. Son günlerin tartışma konusu olan erkeklerin estetik yaptırmasıyla ilgili Banu Zorlu da yorum yaptı. Erkeklere hiç estetik yakışmıyor. Yani bunu söylemek zorundayım. Hiç yakışmıyor. Hiç beğenmiyorum erkeklerde estetiği.
Hadise sahnede yüzüğü attığı günden beri mücevher firmaları sıraya girdi. Geçtiğimiz sene yine bir mücevher firmasıyla anlaşma yapmıştı. Şimdi de 45 milyonluk bir anlaşma yapmış. Bak ne yapıyor? Benimki gerçek olduğu için. Yüzüğüm de yok ki atayım da gelsin reklamlar. Benimkiler gerçek. Gelsin paracıklar. O yüzden ne olur ne olmaz. 45 milyon. Vay be. Aynı firmayla devam ediyor yani. Geçen sene başlamıştı işbirliği. Geçen sene 30 milyon liraydı bildiğim kadarıyla. Hatta o parayı alınca Hadise ne yapmıştı? Boğaz'da, Boğaz içinde güzel bir daire satın almıştı. Evet. Ve şimdi de artırmış tabii haliyle fiyatı. 45 milyon lira. Reklam fiyatı ama bu. Reklam, yani sahne fiyatı diye algılanmasın, yanlış anlaşılmasın. Reklam fiyatı tabii. Ve geçen sene mücevher firmasından önce de şeydi, bir kozmetik firmasıyla anlaşması vardı. O anlaşma devam ediyor herhalde bildiğim kadarıyla. Bir sence Hadise bu kadar parayı hak ediyor mu? Bu işbirliklerini hak ediyor mu? Bence o parayı biz hak ediyoruz Bilal abi. Biz konuşuyoruz, biz burada şey yaptırıyoruz sanatçıların fiyatını yükseltmesine vesile oluyoruz. O yüzden bence bu parayı hak eden biz. Ya bu konuyu Hadise'yle bir konuşalım. Çok dobra ya bu kız. Neydi sen neydin? Doğru, biz ne kadar çok konuşursak. Yani isim tatlı. Vermeyeceğim. Dün bir menajer arkadaşımla böyle oturup sohbet ediyorduk da işle ilgili. Bir tane solist var, o da çok iyi bildiğiniz bir solist. İşte rakamı atıyorum yani 30'a 50'ye falan giden bir solist. Sizin, ben o zaman yoktum, Söylemezsem Olmaz programında haberi döndükçe ve çok ciddi haber olduktan sonra 200 bin liraya gitmeye başlamış mesela. Yani o yüzden magazinde bu kadar konuşulabilmek ve konuşulmak o kadar çok sanatçı için önemli ve fiyatı arttıran bir durum ki o yüzden bu parayı biz hak ediyoruz aslında olacak olursa. Hadiseyle bölüşürsek biraz daha konuşuruz. Tabii yani söylediklerin kısmen doğru ama Hadise'nin yaptığı iş de kolay değil. Yıllardır zirvede müzikte. Yani beğenelim beğenmeyelim, dinleyelim dinlemeyelim. Kız işini yapıyor ve belli bir kitlesi var. Var var. Ben var. Espri yaptım zaten. Tabii, tabii. Yani gündemde tutmayı biliyor ama. Biliyor yani biliyor. İşini en iyi yapanlardan biri. Özel hayatıyla çok tartışılıyor. İşte evliliği 5 ayda yıkılması. Bazen yeni bir sevgili bulup onu yani ne zaman ayrıldığını bilmeden, biz duymadan bir başkasına geçmiş olması filan. Yani özel hayatıyla zaman zaman... Esrarengiz çok... olması bence cazibe yani. Merkezi yapıyor Hadise'yi. Size bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki kontrol etmesi gerekiyor ekranın göz önünde olan insanların kariyeri için. Evet. Ama şimdi Hadise baktığınızda gencecik bir kadın. Çok da güzel, çok da popüler kazanan falan bir kadın. Ya Hadise gibi olmayıp da normal böyle sıradan... Sıradan demeyeyim, herkesin bir özelliği vardır ama hani ünlü olmayan diyeyim. Genç kızlar neler yaşıyorlar biliyor musunuz? Yani inanamazsınız, 3-5 tane çocuğu beraber idare ediyorlar. Yaşından büyük adamlarla para aynen. için beraber oluyorlar. Ki bu toplumda baktığınız zaman gayet böyle üniversite okuyan, işte gayet presentable genç kız görüntüsünde kızlar... Şimdi Hadise sanatçı olup kendi ayaklarının üzerinde yaşayan popüler bir kadın olarak hayatında ilişki sirkülasyonu, biriyle olup beraber olup ayrılması falan o kadar normal ki baktığınızda böyle popüler olmayan kızlar bile neler yaşıyorlar. Ama bizim işimiz ünlülerle. Biz Hadise'yi konuşuyoruz. Şöyle tabii ki neden ne şimdi Hadise'yi o yüzden bu anlamda özel hayatıyla ilgili yermememiz gerektiğini söylemek için bu öbür örneği verdim ben. Yoksa tabii ki herkesin hayatı kendini ilgilendirir. Biz ünlüleri konuşuyoruz ama hani ünlülere haksızlık yapmamak adına bu örneği verdim ben. Zaten kimseyi yermek, yargılamak, eleştirmek değil. Olayı sadece irdeleyerek sohbet ediyoruz biz. Ben Hadise'yi beğeniyorum. Hadise'nin sadece biraz daha bence özgün olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o niteliği olan güzellikte ve seste ve donanımda bir kadın olduğu için şimdi Hadise'ye baktığımız zaman işte bu mesela şu kıyafet birebir Jennifer Lopez'in kıyafetinin aynısı. Ya bunun, Beyoncé ya Jennifer Lopez. Bu birebir Jennifer Lopez ve bunun laciverdini giymişti. Ama aynısı, hiçbir değişiklik yok. Onlardan bir tane var. Niye burada da bir şimdi tane onu söylüyorum. Yani. Hadise kendi özgün olsa... olabilecek ve kendi tarzını yaratabilecek normlarda bir sanatçı olduğu için gerek yok Beyoncé'lu, Jennifer Lopez'li vesaireyle özdeşleşecek kostüm veya sahne tavrına. Hadise en beğendiğim... Tek eleştirecek olacak olursam budur yani benim. Eurovizyondaki hali. O zaman bizdi işte. Bizdendi. Kendiydi. Özgündü. Onun
onun haricindeki ne konserinde ne de hiç samimi bulmuyorum o anlamda. Daha doğrusu özgün bulmuyorum. Ya evet. Beyoncé ya J-Lo gibi davranıyor. Onlar gibi dans ediyor. Onlar gibi söylemeye çalışıyor. Feyz alabilirsiniz. Ama Eurovizyon'dayken muhteşemdi. Evet. Bakın gerçekten işte, muhteşem. Bakın işte yine hadiseyi konuştuk. Gelsin yeni reklamlar. Değil gelsin mi? Paracıklar. Artık 90 bin yapar fiyatı iki katına. Hep konuşuyoruz. Yani bence hadise konuşturduğu için hak ediyor. Evet. Kazansın. Star olduğu için kazandığını da elbette işine yatırsın. Da. Güzel projeler, güzel şarkılarla, güzel konserler versin. Ama dediğim gibi biraz daha özgünleşirse bence daha da yurt dışında bile çok ciddi yer edinebilme potansiyeline tabii. Sahip yabancı müthiş dili olduğundan kaynaklı. Var, evet. 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 Ya bir de vücut proporsiyonları da mesela ne Beyoncé gibi ne Jennifer Lopez gibi aslında. Tamam böyle yuvarlak atlı bir hanımefendi ama yine de öyle çok Latino bir kadın değil şey. Değil değil. Onların boyu daha hadise. Uzun. Hadise uzunmuş gibi gözüküyor ama bizim ölçülerimiz ama için ama sahnede olabilir. De minyon böyle bu uzun. Hatlar güzel yani. Tabii, tabii. Öyle uzun kalas gibi kadın. Dans etse de böyle emanet duruyor. Ama böyle o yuvarlak hatlar orta boylu kadın muhteşem görünüyor sahnede uzun gerçekten. Uzun boy zayıflık podyumda güzel. Tabii. Fakat sahne daha yuvarlak atlı aynen. Ve minyon kadın seviyor. Çünkü sahnede o kadar iri solistler biraz şey duruyor yani dediğin gibi eli ayağı nereye koyacağını kazulet bilmiyor. Gibi duruyor yani. Yaptığı iş önemli ya. Shakira'ya bakıyorsun ufacık ama bir şey. Ama görsellik çok önemli. Ufacık i̇şte bir şey ama Shakira en çekici yani. Kadınlara yani bak Shakira, Beyoncé, şimdi Shakira boyu ufak. Hepsi yaptığı, minyon balık etli. Yaptığı dans gözükmüyor mu? Shakira o yani i̇şte onu boyu ufak de. Ama müthiş bir şekilde ha, görüntü diyoruz, veriyor. Onu aynı şeyi aynı söyle. Şey Hilal abi bak iki kelime evet. Bir peki. Tanesi cepte. Hayır efendim Beyoncé'nin boyu uzun yapılı. Değil değil. Jennifer Lopez yapılı. Yani sahneden iyi görüntü vermiyor mu? Veriyor. Son derece güzel görüntü veriyor. Hilal abicim onlar iri değil. Minyon yuvarlak atlı balık evet. Etli kadınlar. Peki. Mesela bizde hayır, de Hülya Avşar çok Lopez'i, güzel durur. Sezen Aksu çok Lopez'i güzel durur. Ben her yerde izledim. Sibel Can çok güzel. Ben Jennifer Lopez'i her yerde Lopez'in? İzledim. Boyunu kaç santim bilmiyorum ama bayağı kazulet ya, gibi boyu var kadının. Ya topuklu giyiyorlar bile. Yani kazulet hadiseden değil uzun. Ya. Peki. Kıvanç Solu dövmecide almış. Yeni bir dövme yaptırmış Kıvanç Tatlıtuğ. Dövmelerine bir yenisini daha eklemiş ve bu anları da sosyal medya hesabı üzerinden paymış. Şimdi dövme de handikap bir durum şimdi çok. Biliyorum hani dövme sahibi olduğum için hani fondötenle falan filan kapatmak gerekiyor bazen karaktere girerken falan evet. Her yerin boyu oluyor yani yaptırmamak lazım aslında bu işlerle her değil mesela yani ama dünyada da baktığın zaman Angelina Jolie'nin de her yerinde dövme var ama bir proje olduğu zaman hop hemen tak diye kapanıyor sadece biraz sette tabii ki iş uzuyor angarya oluyor angarya oluyor ama artık bu çok ciddi bir teknikle çok güzel makyaj hileleriyle kapatılabilen bir durum olduğu için artık oyuncular da bu anlamda fedakarlık yapmak zorunda kalmıyorlar burada tabii en çok Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu ve karısının doğum tarihini dövme yaptırması çok hassas, çok duygusal ve çok hoşuma baykuş giden bir şey. Baykuş dövmesi mi yaptırmış yönetmenim? Galiba balık. Baykuş dövmesi. Baykuş, en son baykuş. Baykuş dövmesi. Benim bildiğim kadarıyla denizi ve suyu çok sevdiği için evet. Denizaltı, ahtapot balık tarzı falan da yani var, o tarz dövmeli. Bir şey yaptırdı diye. Bak ahtapot evet. Var. Ya gezegenler o, var. O ne? O da bir balık türevi galiba. Ama elinin üstü de çok abartı ya. Elinin üstü biraz işte o sıkıntılı. El üstü dövmeler birincisi çok çabuk çıkıyor. Yani evet. Çıkmıyor da böyle o dövme... Sildiremiyorsunuz da böyle iz kalıyor yara izi gibi. Şey böyle benim gidiyor elimde yani de var. O geçmiyor. Gidiyor. Ondan bir insan sonra... Neden dövme yaptırır ya? Dövme yaptıran insanları incelemek lazım. Yani normal bir şeymiş gibi konuşuyoruz bunu burada. Evet. Ya Allah sana bir fizik vermiş zaten. Bak bir şey bundan vermiş. Çok pişmanlık duyan birisi olarak konuşayım. Söyle. Şimdiki aklım olsa hiç vücuduma tek bir çizik ya? Bile attırmazdım. Ama deli yaşlarda yani? Yaptırıyor insan. Git başka şeyle uğraş o zamanlar ya. Hobi edin mesela, kendine. Balık tut ne bileyim işte ben yani. İşte piercingler, dövmeler çok modaydı. Marjinal gösteriyordu seni. Yani aslında öyle değilsin de hani eşrafa i̇şte, karşı öyle gözükmek istiyorsun biraz daha iddialı durmak istiyorsun. Modaya çok bir de hoşuna gidiyor. Uymamak lazım. O dönemler. Moda oldu diye evet. Bir şey yapmamak ya lazım. Ben mesela 35 yaşında dövme yaptırdım. Ondan önce yaptırmadım çünkü ben 19 yaşında bilinçsizce ya. Ve istemsiz sadece özentilikle bir şey yaptırırsam yarın öbür gün nerene pişman olabileceğimi düşünüyordum. Nerene yaptırdın? Şuramda var. Gül dövmesi mi var? Ama ne gerek var şimdi ona? Gül dediğin kırmızıdır zaten. Yani gülü ama gerçek anlamda yansıtmadıktan sonra ne gerek var ya? Gül biliyorsunuz frekansı en yüksek çiçektir. En yüksek. Mesela ben de frekanslarla çok ilgilendiğim için benim frekansıma iyi geldiğini düşünüyorum. Oradan frekans mı alıyorsun? Ondan sonra mesela şu
Hiç. Bu benim hayat felsefem. Hatta sana geçen gün hikayesini okudum biliyorsun. Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Pardon, tasarruf şey yapıyor. Nasrettin Hoca'ya soruyor. Diyor ki sen diyor kimsin diyor. Nasrettin Hoca diyor ki hiç. Böyle böbürlendiğini görünce Nasrettin Hoca bu sefer adama Nasrettin Hoca soruyor. Pardon diyor ya sen kimsin? Adam yine böbürlenerek diyor ki tasarrufum diyor. Çok güzel. Sonra ne olacaksın diyor. Vali olurum herhalde diyor. Çok güzel. Sonra herhalde diyor sadrazam olurum diyor. Sonra vezir olurum diyor. Sonra padişah olurum diyor. Sonra hiç. E niye böbürleniyorsun bir adam diyor. Senin kaç tane aşamadan sonra geleceğin yerdeyim ben zaten. Hiçim diyor. Hiçlik makamı o kadar kıymetli ve değerli ki. Bunun için dövme yaptırmak mı gerekiyor? Ama bunu temsil ettiğini ben göstermek istiyorum. Bu şey gibi bir şey. Yani evli olduğunu gösterdiğin gibi. Öyle bir şey yani var bu biraz diyorsun. Felsefeni anlatmaya. Bazısı tabii bu felsefeleri taşımadan moda olsun diye yaptırıyor ama o felsefeyi taşıyarak yaptığın şeyler güzel bence. Ya öyle inancınla da alakalı, böyle düşünce sisteminle alakalı, hayal gücünle alakalı dövmeler. Bende de mitolojik karakterler var. İşte Medusa var. İşte koyu balığı var falan, Latince bir lahit yazısı var. Ben tarihi mitolojik şeylere çok ayet aşırı yazın, ilgi ayet, duyduğum ayet için. Ayet yazın yaptıracaksanız kalbimde, dövme. Dilimde dövme. Ayetler. Afra Sarıçoğlu da var galiba. Afra da var. Arkadaşlarıyla video resim paylaşmış şimdi tarolarla falan. Şöyle yapmışlar. Gıdık yapmışlar. Çok eğleniyorlar sette. Bir o anları verebilirsek yönetmenimden. Artık keyfi yerinde. Afra çok mutsuzdu. Çok gergindi sette. Çünkü ayrılardı. Fotoğraf çok komik. İşte açının önemi. Fotoğraf açısının önemi burada çok ortaya çıkıyor ya. Gerçekten. Üçünün eğlenceli bir paylaşımı gelmiş. Uzun zamandır Afra böyle eğlenceli şeyler koymuyordu. Ayrıldığı süre zarfında. İkisi de koymuyorlardı. Şimdi barıştılar haberlerinden sonra böyle paylaşımlar gelmeye başladı. Aşk çok güzel bir şey ya. İnsanın enerjisi nasıl değişiyor değil mi? Canım motivasyonunu arttıran, kendine özgüvenini daha çok arttıran. Çin kıpır kıpır oluyor. Eğlenmekten eğlenen bir hale geliyor insan aşık olunca. O yüzden de eğer mutluysa özel hayatında o hemen sosyal hayatına da hemen sirayet ediyor. Bu paylaşımları bu jenerasyon çok seviyor yapmak. İşte dil çıkartarak, işte ağzını burnunu yamultarak bir şeyler yapmaktan çok eğleniyorlar. Biz de yapıyoruz arada sırada böyle şeyler de hemen bana böyle teyze boyun kadar kızım var böyle hareketlere yapma falan yazıyorlar. Bana ama tabii benim umurumda bile değil. Eğlendiğim her şeyi yapmaktan çok keyif alıyorum. Hani burada şey derdi yok. Güzel görüneyim. Buradan böyle çekilirsem işte yok gıdım böyle çıkar falan gibi derdi olmayan insanı çok seviyorum ben. Bu da güzel bir paylaşım. Eğlenceli, samimiyet kurmuş takipçileriyle. Güzel olmuş. Peki geçtiğimiz gün sevdiği dostuyla doğum gününü kutlamıştı Belçin Bilgin. Şimdi de yeni sevgilisiyle görüntülenmiş. Belçin Bilgin evleniyor mu? Bir izleyelim. İzleyelim. Belçin Bilgin'in büyük aşkı. Belçin Bilgin evleniyor mu? Biz sorduk, Belçin tercüme etti. Belçin Bilgin neden ismini değiştirdi? Kızlar gülüyor, onu söylüyordum çok. They look happy they are saying. Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile el ele çocuklar gibi şen. Kızlar gülüyor, onu söylüyordum çok. They look happy they are saying. Teşekkür ederiz. Hafta sonu Bebek sahilde sevgilisiyle yürüyüş yapan Belçin Bilgin, bakın muhabirimizle neler konuştu. Yeni filmi yakında vizyonda. Gündemimiz hatıran yeter. Çok az kaldı. 16'sında vizyona gireceğiz. Evet. Biraz onun böyle hem heyecanı var, hem biz de daha film izlemedik ekipçe birazcık ona hazırlanıyoruz. Psikolojik ve aslında şey olarak yani çok uzun zaman oldu izlemedik. Çok böyle büyük bir merakla çok emek verdiğimiz bir iş. Onu izlemek için heyecanlıyım. Bir ailenin 50 yıllık hikayesini işliyor bizim filmimiz ve işitme engelli sağır bir bireyin annesini oynuyorum ama benim rolüm yani benim 20 yaşımda var, 30 yaşımda var, 40 yaşımda var, 50 yaşımda var, 60 yaşımda var babaanne olarak bitiriyorum. Dolayısıyla bir kadın oyuncunun başına gelebilecek en şanslı durumlardan biriydi. Kariyerin hepsini sığdırmışsınız siz bir projeye. Tabii yani bir hayatta topladığım ne varsa onu Zehra'nın hikayesine entegre ederek oynama şansım oldu. O yüzden çok özel benim için. Belçin Bilgin 60 yaşına sesleniyor. Hiçbir şey öyle düşündüğün kadar korkunç değilmiş. Yaşamak çok güzel bir deneyimmiş. İyi ki yaşadın, iyi ki yaşamaya devam edeceksin. Ama topluma verebileceğin ne varsa vermeye devam ederek
yaşamaya da devam. 60 yaş fena bir yaş değil ya. Artık 60 yaş çok büyük de bir yaş, evet, değil zaten. Belçim sordu. Kanadalı Alfredo cevapladı. What would you like to say? How do you feel? Ona, Türkiye'yi nasıl? How do you find Turkey? Turkey's fantastic. Yeah. Oh, okay. Turkey's fantastic. And I love Turkey. Do you know a little bit of Turkish? I know a little bit of Turkish, but it's a difficult language. My Italian and my French is a bit better. İtalyancam ve Fransızcam daha iyi ama Türkçe biraz zor bir dil diyor. Belçin Bilgin neden ismini değiştirdi? Ya bizim ülkede de öyle, kimse benim ismim ne? Söyle bir. Belçin. Helal olsun. Genelde ama bazen Belçin. Ben de hiç çaktırmıyorum. Bazen öyle sesleniyorlar. Madem öyle bir B de gitsin yani. Ne önemi var ayrıntıların? Belçin Bilgin'in kafası karışmış gibi. Geçtiğimiz günlerde doğum gününde muhabirin sorduğu proje sorusunu Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri projesini anlayan ve bu konu hakkında yorum yapan Belçin Hanım. Diziyi İnci Taneleri dizide. Dizi deyince İnci Taneleri mi geldi? Flaş. Bu sefer de isminizi resmi olarak değiştirecek misiniz sorusuna evlilik cevabı verdi. Would you like to make burada it... Burada bir diz çöktüm ben gibi. Would you like to get this into an official state, our relationship? I think we feel like official, isn't always, it? Always, I've always felt. Biz zaten official. Çok bağlıyız birbirimize. Öyle bir adını başka türlü koymakla ilgili bir derdimiz yok. Saygı olsun, sevgi olsun. Belçim'den gaf üstüne gaf doğrusu. Hep böyle sormadan cevaplasa keşke herkes. Biz sevdik bu durumu açıkçası. Muhabirimiz siz evlilik teklifi eder misiniz diye soruyor. Bakın Belçim Bilgin ne cevap veriyor. Kadın, bu işin kadın erkeği yok yani, hissetmekle ilgili. O güveni veren ilişkilerde bence taraflardan birisi edebilir elbette. Hissin geldiğini nasıl anlarsınız onu söyleyeyim. Aslında his, like they're asking would you also offer a marriage to your partner? I said like why not? If I feel, I would definitely. Of course, you're the most delightful soul on the planet. Thank you so much. Çok keyifli bir insansın. Ben seni bunu düşünürüm diye bir yere bağlı. Siz ben çevirmeyeyim, siz çevirip yazarsınız. Sevgili arkadaşımız Uğur Kota'nın özel haberi, bize özel röportajı. Uğur ve Selçuk'a teşekkür ediyoruz. Şimdi doğum günden sonra ilk kez görüyoruz tabii Belçin Bilgin'i. Bu kez de sevgilisiyle, evet, gördük. Evlilik soruları soruldu tabii. Diyor ki biz birbirimizle çok mutluyuz. Zaten bir bağlılığımız var. Adını koymamıza da gerek yok diyor. Bu Yılmaz Erdoğan dizisiyle beraber farkındaysanız Belçin Bilgin de bir yeniden eş zamanlı olarak gündeme gelmeye başladı. Doğal olarak. Yani daha önce yoktu. Belçin Bilgin'in özellikle yaptığı bir şey yok. Yılmaz Erdoğan'dan dolayı, Yılmaz Erdoğan'la olan bağlantısından dolayı Belçin Bilgin de bir haber değeri taşımaya başladı magazinde. Filmi gündemde ya, vizyona giriyor. Bugünlerde vizyona giriyor ya. Ama şimdi eğer Yılmaz Erdoğan'ın dizisi olmamış olsaydı Belçin Bilgin'in filmi ile magazin basını bu kadar çok ilgilenmeyebilirdi. Çünkü hani böyle çok içeriğinde bir şey yok. Dikkat çekici bir servis edilen bir bilgi, evet, yok. Bu arada Kanadalı sevgilisi diye geçiyor bazı yerlerde. Alfredo Di Blasio. Kendisi Kanadalı değil, İtalyan bu arada. Herhalde Kanada'da yaşıyordu belki, bilmiyorum. Varmış. Olabilir. İtalyan vatandaşı. Evet, İtalyan. İsmi, pasaport doğru. Kanada'dan ama da almış. Ama Kanadalı diye böyle bahsediliyor, doğru, ya. Kanadalı değil, İtalyan kendisi. İtalyanlar bizim, evet, Türk adetlerine çok yakın. Onlar da Akdeniz ülkesi olduğu için bizim de böyle çok İtalyan arkadaşlarımız var. Baktığınız zaman böyle adetleri, örfleri, gelenekleri, aile bağları, doğru, bize çok yakın olduğu için çok kültürel farklılık yaşadığını düşünmüyorum ben Belçin Bilgin'in. O yüzden de mutlu olabilir. Çünkü ne kadar dünya vatandaşı da olursanız olun, kendi anne nelerinizden çok uzak insanla bir yere kadar ancak mutlu olabiliyorsunuz. Ondan sonra o örfünüzü, adetinizi, o topraklarınıza özgünlük durumunu ister istemez ararsınız. O yüzden belki bu ilişki bu kadar keyifle gidiyor olabilir. Belçin Bilgin Yılmaz Erdoğan'dan boşandıktan sonra kendisiyle yapılan bir röportajda evliliğe sıcak bakar mısınız bir daha diye, bir daha düşünmüyorum demişti. Evliliğe dair olumsuz fikirlerim var demişti. Ve Yılmaz Erdoğan'la evlendikten sonra da Erdoğan soyadını almamıştı. Yani şöyle almamıştı, biz onu hep Belçin Bilgin olarak bildik. Hep, evet, Belçin Bilgin olarak afişlerde, evet, yer almaya tercih etti. İsimlerle ilgili de böyle ilginç bir kendisinin... Kendi adıyla ünlü olmuştu yani, zaten. Ve şimdi de işte bir olarak diyor ismimi değiştireceğim diyor. Bana bir diyor artık yakın arkadaşlarım yurt dışında diyor. Ve
Yılmaz Erdoğan'ın şeyiyle ilgili, dizisiyle ilgili ne kadar çok konuşuluyor, ne kadar çok yazılıyor, ne kadar çok anlatılıyor ve insanlar uzun zamandır dizi izlemiyordum, İnci Taneleri'yle tekrar izlemeye başladım diyenler, şunlar bunlar, o kadar çok ki yorumlar. Şeyi sormak istiyorum arkadaşlar sizlere. Yılmaz Erdoğan'ın yüzüne bakınca İnci Taneleri'nde yakın plan, buruşukluklar görüyoruz. Kaşlarının altında böyle yine şeyler görüyoruz. Derin izler görüyoruz. Hani sen estetiğe yani, karşıydın. Ne yapsın yani, Gökhan yani Özel erkeklerden Özcan Deniz mesela. Şafak Sezer bir estetik yaptırmış Şafak Sezer. Yakın arkadaşları bile diyor. Ne kadar parlamışsın. Ne kadar değişmişsin. Ya Yılmaz Erdoğan neden böyle bir şeye ihtiyaç duymadı? Bir botoks attıramaz mıydı iki kaşın arasına? Yılmaz Erdoğan yaş olarak biraz daha büyük o bahsettiğin isimlerden. Bir de oyuncu olduğu için çok böyle jest mimiğine etkileyecek bir şey yapmayı tercih etmemiş olabilir Yılmaz Erdoğan. Yani... Bir de Yılmaz Erdoğan böyle ben yakışıklıyım diye gezen bir adam değil ki. O bahsettiğin isimler yakışıklıklarını pazarlayan isimler. Yani yanlış ifade kullanmayayım. Nasıl güzel kadın? Onlar da yakışıklı erkek kategorisinde bu anlamda kendilerini promote eden sanatçılar. Rafet Erroman hariç. Ama Yılmaz Erdoğan zekasıyla, donanımıyla, işte sanatçı kimliğiyle ön planda. Onun kaşı gözü çok böyle kendini göstermeye meraklı olduğu bir tarafı değil. O yüzden de çok da umuru değil onun çizgileri. Hatta o çizgilerini bence daha da bir seviyordur. O çizgiler yaşanmışlıklarını zaten konuşturan bir adam. Bakın bence. Bakın mesela... Pardon, Barış Arduç, genç insan, geçen gün de konuştuk, eşiyle ne kadar mutlu. Burun estetiği ve elmacık kemiklerinde estetik varmış. Özcan Deniz'in sadece burun estetiği değil, elmacık kemiklerinde de var. Şafak Sezer çok şey yaptırmış, dolgu ve botoks olduğu mahzun burun estetiği. Şimdi Yılmaz Erdoğan'ın da saç ektirdiği söyleniyor bu diziden önce. Ve internette bir sayfa var, Yılmaz Erdoğan estetik yazınca arkadaşlar arama motoruna... Karşınıza direkt Yılmaz Erdoğan estetik diye bir sayfa çıkıyor. Ya, sanki firma arayıp sormadım. Bu sabah saat 4'te fark ettim bunu. Sanki firma Yılmaz Erdoğan'a biz saç ektik diye bağırıyor. Bu konuda da Yılmaz Erdoğan cevap hakkı var. Merak ettim, o görüntü var mı elimizde? Gerçekten en son, öyle bir işlem yaptırmış mı yoksa kullanılıyor mu? Biliyorsunuz birçok firma bu yasal değil, birçok ünlünün. Hatta kendileri reklam filminde oynayamadığı için yapay zeka ile görüntülerini kullanarak reklamında oynamış gibi gösteriyorlar. Evet. Evet. Bu bir suç. Evet, birçok evet. Ünlüye de bu yapılıyor. Tabii, acaba için... öyle bir şey mi yaptılar Yılmaz Fotoğraf Erdoğan'a? Fotoğraf da koymuşlar. Yani tabii öyle bir iddialı yapmış ki orada... Hiç yani... saç ektirmiş gibi değil çünkü. Değil. Yani onu bir tam bilemiyorum. Onu kendisinde tabii cevap verme hakkı var. Bir de saç ektirenler var. Önce böyle bir dazlak oluyor. O iğneler giriyor o kafalardan, binlerce iğneler. Ondan sonra Murat Buz'u falan hatırlamıyor musunuz? Yoktu hiç saçı. Yani sonradan gürleşiyor. Olsa bile şu anda böyle ektirmiş gibi, değil. Evet. Yani zaten onu yapınca bir aktörsen eğer çok belli olacak şekilde yaptırmasın. Ancak bazı bölgelerini kapattırırsın. Hiç de belli olmaz ve sende de çok güzel durur, çok şık durur. Yani ben bunu merak ettim onun için bayılıyor soruyorum. Bayılıyor estetikle ilgili konuşmayı. Hem eleştiriyor hem de çok seviyor estetikle ilgili konuşmayı. Bayılıyor. Yani ektirmiş mi ektirmemiş mi onu merak ettik. Bu arada... Bence ektirmemiş. Bence ektirmemiş. O çok estetiğe ektirmemiş girmiyor mi aslında ya. Bence gerçekten saç ektirmek. Bu arada bahsettiğiniz sen şey aslında... Sen şanslısın, saçın var. Olmasa bence sen... Nerede saçın var ya, tepesi baksana havalimanı. Ne var ya sana ne ya Allah ya. Ben de çok uğraşıyor ya moderatörüm ya. Peki. Evet. Masum Kırmızı Gül demişken... Bir şey diyeceğim Gülen'cim. Konumuzu kapatmadan önce çok evet. Önemli bir şey konuşurken onu da bir altını tekrar çizip kapatalım konuyu. Tamam. Ünlülerle ilgili ünlülerin isimlerini kullanarak yapılan bu reklam paylaşımlarına itibar etmeyiniz. Bir de aynı zamanda ünlülerin ağzından WhatsApp'tan mesaj atıp para istiyorlar. Lütfen emin olmadan sakın böyle sakın bir şey yapmayın. Daha yeni bir arkadaşım dolandırılmış maalesef. Eyvah eyvah eyvah. Ve mesela böyle profil fotoğrafına o ünlünün resmini koyuyor. Numaramı değiştiriyor. İstedim. Çekimdeyim, konuşamıyorum, bilmem ne acil falan gibi saçma sapan şeyler oluşuyor. Bununla ilgili bu önlemlerinizi alın ve lütfen itibar etmeyiniz. Peki Mahsun Kırmızıgül'e devam edelim. Kızıyla görüntülenmiş, kızı neşesiyle maşallah dedirtmiş. Mahsun Kırmızıgül suskunları oynarken kızı Lavin kameralara göz kırpmış. Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül kızıyla görüntülendi. Onun yüzünden düşen bin parça... Paniklediniz galiba siz de efendim. Bir hastane yolları düştü size de.
kızı neşesiyle maşallah dedirtti. Ufak bir rahatsızlık varmış prensesin galiba efendim. Geçmiş olsun. Son iki röportajında da Mahsun'un kızı Lavin nasıl büyüledi? Lavin geleceğin ünlülüğüne göz mü kırpıyor? Hayaldeler. Kamera aşkı nereden geliyor? Geçmiş olsun. Peki normalde dakikalarca konuşan, esprileriyle neşe saçan Kırmızı Gül'e ne oldu? Biraz sonra konuşalım, yedirmeyi çok. Ünlü olmayı çalışıyorum. Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızı Gül. Filmleri ve şarkılarıyla Türk insanının gönlüne taht kurdu Kırmızı Gül. Müptela oldum aşka seninle, kayboldum gözlerinde. Uçurursun sen bu bedende, her şeyi bırakıp bir köşeye. Konserlerini hız kesmeden devam eden Kırmızı Gül, büyük bir özveriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Dinle, bu şarkım sana, dinle. Söyle, nasıl sevdiğimi söyle. Hatta neredeyse her konserinde çıplak sesiyle müzik şöleni yaşatıyor. Bir canım var, o da senin olsun. Geçtiğimiz yıl varını yoğunu Prestij meselesi filmini çıkartmak için harcayan Kırmızı Gül, Türkiye'nin deprem felaketinin ardından filmini vizyondan kaldırmak zorunda kalmıştı. Tanıştırayım Mahsun Kırmızı Gül. Elbette bunun lafını bile yapmamıştır, fakat o da epey bir maddi kayıp yaşamıştı. Hatta Kırmızı Gül'ün filme harcadığı parayla normalde ev almayı planladığı, filmin de bu şekilde sekteye uğramasının ardından Kırmızı Gül'ün elde var sıfır olduğu yazılmıştı. Mahsun Kırmızı Gül'ün son zamanlarda sık sık konser vermesinin de sermaye yapmak için olduğu söyleniyor. Gelelim Mahsun'un özel hayatına. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir AVM'de kızıyla görüntülenmiş, ikili alışveriş yapmıştı. Kırmızı Gül o gün konuşmak istemese de kızı Lavin kameraları pek sevmişti. Bu görüntüler güldürmüştü. Merhabalar efendim, nasılsınız? Çocuklar, biraz sonra konuşalım. Yedirmeyi çok. Ünlü olmayı çalışıyorum. Mahsun Kırmızı Gül geçtiğimiz gün yine kızıyla görüntülendi. Fakat bu kez hastanede. Geçmiş olsun diyelim Mahsun Bey. Önemli bir şey yoktur inşallah. Efendim iyi akşamlar dileyelim. Geçmiş olsun diyelim. Çok daha teşekkürler. Ufak bir rahatsızlık varmış prensesin galiba efendim. Geçmiş çok olsun. Bir şey yok. Nedir? İyi, her şey yolunda. Kırmızı Gül'ün cevabının ardından kızı Lavin yine devreye girdi ve o herkesin merak ettiği soruyu sordu. Magazin nasıl her yerde ortaya çıkıyor? Paniklediniz galiba siz de efendim. Bir hastane yolları düştü size de. Hiç hastanede böyle her yerdeler. Geçmiş olsun. Bu tatlı ve masum soru içimizi ısıtıyor. Paniklediniz galiba siz de efendim. Bir hastane yolları düştü size de. Hiç hastanede böyle her yerdeler. Geçmiş olsun. Mahsun abi sağlığında bir problem yok inşallah. Tabii bizim değilmiş, gel. Mahsun Kırmızı Gül ve tatlı kızı Lavin yanlış arabaya binecekti az kalsın. Mahsun abi sağlığında bir problem yok inşallah. Tabii bizim değilmiş, gel. Lavin gel. Mahsun abi sorun yok abi. Tuncay abi de orada. Eyvallah Tuncay, inşallah. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, çok geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol Tuncay. Teşekkür ederim. Bu arada Kırmızı Gül'ün eski eşi Ece Binay da hastaneye gelmiş. İkili acaba hastanede neden buluştu? Merak ediyoruz. Dileriz ki tehlikeli bir sağlık problemi yoktur. Açsın camı da. Çok geçmiş olsun efendim. Kızınız Lavin hastalanmış. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Mahsun Kırmızı Gül'ün gönlünün prensesini yanında görmeyi beklerken güzeller güzeli, dünya tatlısı kızını görüyoruz son zamanlarda. Nereye gitse el ele baba kız. Esas gönlünün prensesi çünkü Lavin. Esas aşkı şu anda onunla yaşıyor. Belli bir olgunluktan sonra daha bilinçli sevgisini vermesi gerektiği yerin neresi olduğunu çok iyi bilen bir yaşta artık. Ve benim şey çok hoşuma gitti. İki görüntüdür. Mesela Lavin'in ne kadar özgüvenli yetiştirildiğini,
baba hiçbir şekilde baskıcı bir tavırda olmadığını, magazin basını mikrofon uzattığında mesela bazı ebeveynleri görüyorum ben, hemen böyle çocuğunu böyle kamufle ediyor, konuşturtmuyor veya böyle bir bakışla temasa girip o çocuğu baskılıyor. Fakat ne kadar özgür bırakıyor, ne kadar özgüvenli, hiç müdahale etmeden. Diyor ki kızım, baba ünlü olmayı çok seviyorum. Olacaktır da gelecekte. Değer olacak. Lavin gelecekte ya şarkıcı olur ya oyuncu olur. Mutlaka sanatın bir dalında söz sahibi bir insan olacaktır. Bence de. Bu kadar ilgili, kameraları gözetliyor. Her yerdeler baba diyor. Geçen sefer de çok mutluydu kameraları görünce, mikrofonları görünce. Zaten Mahsun da eşi de Lavin'in neye meraklı olduğunu keşfetmişlerdir. Ben inanıyorum, bilmeden söylüyorum. Bilmiyorum ama piyano dersi ya da bir başka sanat dalıyla ilgili bir eğitime başlamışlardır bile. Bir bale olabilir. Başlamışlardır bile diye düşünüyorum. Ece de zaten mükemmel bir anne. Orada hastanedeki sergiledikleri medeniyet de çok örnek olması gereken bir medeniyet. Belli ki orada Lavin'in herhalde küçük bir rahatsızlığı vardı. Evet. Anne baba hastalık durumu, sağlık durumuyla ilgili beraber çocuğa müdahale ediyorlar. Doğru. Hani sen götür, evet, ben gelmem falan gibi değil. Her ne kadar kırgınlık da olsa çocuk için bu medeni iletişimi devam ettiren ailelere sonsuz saygı duyuyorum. Aynen. Peki kısa bir aramız var, ardından geliyoruz. Bugün 6 Şubat'ın 1. yılını anarak yayınımızı açtık biliyorsunuz. Tabii ki olağan akışında diğer haberlerimizi de izleyicilerimizle paylaştık ama bugün bizim için özel bir anma programı da olsun istedik. Tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Deprem doğal bir tabiat olayıdır. Dünya kurulduğundan beri depremler yaşanıyor. Deprem öldürmez, binalar öldürür. Yaz sadece sevdiklerimizi kaybetmekle olmuyor. Yaşama biçimini kaybetmek de yastır. Ve biz bir yaşam biçimimizi kaybettik. Tüm ülkece hala yastayız. Tekrar başımız sağ olsun. Yarın 8.45'te buluşmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun. Hoşçakalın. Hayırlı kandiller.